Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve bizleri sosyal medya üzerinden takip eden kıymetli Arnavutköylü hemşerilerim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Vatandaşların talebi üzerine iki tane soru önergem olacak. Fakat bundan önce 242 gündür terör devleti olan İsrail, Filistin'de, Gazze'de ve özellikle Refah sınır kapısında dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor ve dünya kamuoyu canlı yayın seyreder gibi katledilen masum çocuklar, insanlar ve tüm canlılar için ses çıkarmıyor. Ben de burada vicdani ve insani bir mesele olarak bu yüce mecliste İsrail'i kınıyor, uyguladığı bu soykırımı lanetliyorum. Başkanım, son önergem oluyor. Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na konu, Arnavutköy Merkez Mahallemizde bulunan Cumhuriyet Meydanı katlı otopark. Arnavutköy'ümüzün ilk otoparkı olan ve açıldığında büyük ses getiren Merkez Mahallemizde bulunan belediyemize ait otoparkımız yerel seçimlerden önce kapatılmıştır. Ve o günden bugüne kadar halen kapalı durumdadır. 1. Belediyemize ait olan otoparkımız neden kapalıdır? 2. Otoparkın içinde herhangi bir çalışma var mıdır? 3. Otopark başka bir tasarruf için mi kapatılmıştır? 4. Arnavutköy ilçemizin otopark sorunu varken neden faaliyeti durduruldu? Tarafımıza yazılı, sözlü cevap vermesi konusunda gereğini yapılmasını arz ve talep ederim. Soru önergesini başkanlığa havalesini oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci soru önerge, Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na. Konu, Arnavutköy Merkez Cumhuriyet Meydanı gölgelik ve ışıklandırmalar. Arnavutköy ilçemiz, merkez mahallemizde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların oturması için konulan bankların üstüne yapılan gölgelikler her yıl özellikle de kış aylarında zarar görüyor. Zarar gören gölgelikler her yıl bazen de yılda 2-3 defa belediyemiz tarafından yeniden yapılıyor. Bu da belediyemize ekstra harcama oluyor. Fakat havalar ısınmaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar güneşin altında oturmak zorunda kalıyor. Henüz burası ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Ayrıca Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı ve resimlerde belirttiğim gibi köşe tarafta aydınlatma zayıf olduğu için bazı gençler burayı mesken tuttu. Akşam saatlerinde buraları mesken tutmasından dolayı aileler buralarda oturmuyor. Oturamıyor. Vatandaşın bu konuyla ilgili çok muzdarip olduğunu belirtmek isterim. 1. Her yıl değiştirilmek zorunda kalınan gölgelik brandaları belediyemize yılda maddi olarak ne kadara mal oluyor? 2. Belediyemiz neden buralara kalıcı olarak bir çözüm bulamıyor? Vatandaşın rahat edebileceği bir alan yaratmıyor. 3. Brandalar görsellik olarak maalesef çirkin bir görüntü oluşturuyor. Arnavutköylü birçok vatandaşımız bu meydanı kullanıyor ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız da buradan geçiyor. Arnavutköy adına kötü bir imaj değil mi? Kalıcı bir çözüm bulamaz mıyız? 4. Resmi törenlerimizi düzenlediğimiz bu alanda Atatürk Anıtı çevresinde yeniden daha canlı aydınlatma sağlanamaz mı? Böylelikle aileler akşam saatlerinde daha rahat edecektir. Tarafımıza yazılı ve sözlü olarak cevap verilmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla. Peki, soru önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.